Öğrenmek Hayattır programından BBN Türk Televizyon Kanallarından herkese yürek dolusu selam olsun. Efendim, yeni bir Öğrenmek Hayattır programımızda sizlerle birlikteyiz. Eğitim, başarı, iletişim, motivasyon, aile iletişim konularında sizlerle birlikteyiz. Bugün özel konularımız var. Ders çalışırken, kitap okurken kullanacağımız teknik ve taktikler, şiir bölümümüz, kitap tanıtımımız ve yine sizlerden gelen sorularla devam edeceğiz. Öğrenmek hayattır başlıyor efendim. Sevgili öğrenciler, değerli velilerimiz, yine değerli öğretmen arkadaşlarımız. Hayatımız öğrenme. Öğrenirken sayısız zorluklar yaşıyoruz. Dikkat sorunu yaşamayan kimse kalmadı. Konsantrasyon, yoğunlaşma, motivasyon, içsel enerjiyi artırma, uzun süreli çalışma. Çalışırken yine uzun süreli oturamama, oturduktan sonra derse başlayamama, dersi sürdürememe, içsel enerjiyi artıramama gibi durumları bol miktarda yaşıyoruz. Bugün sizlerle Öğrenmek Hayattır programımızda Ders çalışırken nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Bunun ilgili harika bir teknik paylaşacağım. Ayrıca ders çalışırken ya da masa başında iş yaparken yetişkinler için olabilir, öğrenciler için olabilir. Yine fizyolojik olarak yorgunluk, gerginlik hissettiğimizde nasıl bir yöntem kullanacağız? Bunları paylaşacağız. Ayrıca şiir bölümümüz ruhumuzu bir harmanlayalım istiyoruz. Şiir bölümümüz de var peşinden kitap tanıtımlarımız ve sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Her hafta bizlerdesiniz. Biz de her hafta sizlerle yine BBN Türk kanallarında birlikteyiz. Lütfen rica ediyoruz sorun. Çünkü öğrenmenin temeli soru sormaktır. Soru var ise öğrenme vardır. Soru yoksa öğrenme yoktur. Bizleri sorularınızda lütfen yalnız bırakmayın. Okuma ile ilgili anlama, dikkat, algı, motivasyon, iletişim becerileri, beyin kullanma stratejileri, öğrenme stratejileri ve teknikleri ile ilgili soru ve sorunlarımızı bizlerle paylaşın. Bizler de yine elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sorularınızın cevaplarını en güzel şekilde verme gayreti içerisindeyiz efendim. Öğrencilerle bugünlerde bol miktarda karşılaşıyoruz. Gerçi hayatımız öğrenciler. Sürekli yaşadığımız sorunlar var. Ama son dönemde dijital çağla birlikte yıllarca öğrencilerimizi bilgisayar, telefondan uzaklaştıran derken tamamen bilgisayar ve televizyonla tabiri caizse mahkum ettik. Ders çalışırken dikkat sorunu yaşamayan kalmadı. Hep bunu vurguluyoruz uzun süreli çalışamama, ders oturamama ve dersteki o motivasyonu sürdürememe teknik durumlarını karşı karşıya geliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, farklı teknikler var. Şimdi her insanın öğrenme şekli farklıdır. İdeal olan nedir? İdeal olan sizin öğrenme şekliniz, öğrenme yönteminiz neyse o öğrenme yöntemini bul. O öğrenme yöntemine göre öğren ama diğer öğrenme yöntemlerinde de kendini geliştir. Yani tek taraflı öğrenme yok. Hayat çok yönlüdür ama hayatı yaşayan biziz. Farklı öğrenme yöntemleri var ama bizim bir tek beynimiz var. Ama her insanın beyninin bilgi alma şekli de farklıdır. O zaman beynimizin bilgi almasını daha aktif ve daha verimli nasıl geliştirebiliriz? Buna yönelik olarak dünyanın değişik bölgelerinde araştırmalar yapılıyor, çalışmalar yapılıyor ve bunlardan bir tanesi de yine İtalyan Francesco Sirillo'nun sistematize ettiği, geliştirmiş olduğu Pomodoro tekniği var arkadaşlar. Pomodoro tekniğinin özelliği şu. Bunlar son günlerde bol miktarda yine eğitimcilerimiz tarafından gündeme gelen bir teknik. E i̇şte efendim sanki bazı kişiler var ki dünyanın en muhteşem tekniğiymiş gibi algılıyor. Ve herkes diyor ki Pomodoro kullan, Pomodoro kullan. Arkadaşlar dünyanın en muhteşem tekniği diye bir kavram normalde yoktur. Ama nedir? Kullanılınca size katkı sunan, kullanılınca size fayda sağlayacak okumanız, öğrenmeniz, dikkatinizi, algınızı geliştirecek. Daha önemlisi öğrendikten sonra hatırlamamızı kolaylaştıracak teknik, taktiklerin öğrenilmesi. Zaten bizler öğrenme yolculuğumuzda, öğrenme, öğrenme programımızda sürekli bunları konuşuyoruz. 30 haftayı geçtik. Hala öğrenmeyi konuşuyoruz. Daha da konuşacağız. Onlarca hafta konuşsak azdır. Neden? Çünkü her şey öğrenme. Öğrenme sistematiğini, öğrenme verimini artırmanın yollarını, yöntemlerini, teknik ve taktiklerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi Pomodoro tekniği niçin çıkmış ya da neden oluşmuş? Okurken, ders çalışırken, zihinsel aktivite yaparken bizim yaşadığımız sorunlar ne? dikkat verememe, uzun süre oturamama, bilgi alamama. Bunlara yönelik olarak ya da bu engellere yönelik olarak ne yapabiliriz demiş Francesco Cirillo ya da Cirillo demiş ki efendim ben bir teknik geliştireceğim. Bu teknik domates şeklinde bir saat olduğu için domates İtalyanca pomodoro domates anlamına geldiği söyleniyor. Saat domates şeklinde yapıldığı için teknik ismini buradan alıyor. Nedir teknik hocam? 25 dakika artı 5 dakika esasına göre ders çalışmayı esas alıyor. Diyor ki öğrenci arkadaşlarımıza... Arkadaşlar bizim istediğimiz ne? Verimli ders çalışmak. Peki verimli ders çalışırken uzun süre ders çalışmamız lazım. Uzun süreli ders çalışabiliyoruz mu? Hayır sorunumuz uzun süreli çalışamamak. Peki ne yapmamız lazım? Yapılması gereken diyor ki pomodoro tekniğini asıl ilk yapan Fransko. Efendim diyor, insanın belli dikkat süresi vardır. Pedagojik formasyon alanlar bilir. Yine pedagojik kitaplarında bunu bol miktarda görürüz değerli arkadaşlar. İnsanların dikkat süreleri ortalama 14-20 dakika arasında söylenir. Ortalama 20 dakikadır diyor insanların dikkat süresi. Eğer ki dikkat süreniz bunun altındaysa en azından bu dikkat süremizi nasıl artırabiliriz? En azından dünya standartlarını nasıl getirebiliriz? Peki mantık ne? Mantık şu. Dersin başına oturacağız. Ders çalışmaya başlayacağız. Ders çalışma 25 dakika çalışacağız. Ve ders çalıştıktan sonra 25 dakika peşinden 5 dakika ara vereceğiz. Çalışmanın temel esası bu. Ama bir de bunun detayları ve ayrıntıları var. Ben kendi yapmış olduğum öğrenmeyi öğrenme ve hızlı okuma eğitimlerinde, öğrenme öğrenme yöntem ve stratejilerinde gösterdiğim teknikler var. Bu tekniklerle de birazcık harmanladım. ben bunu da Pomodoro tekniğini anlattıktan sonra sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Peki amaç neydi? Zamanı etkin kullanmak, öğrenmeyi kolaylaştırmak, dikkat süresini artırmak. Dersin başına oturuyoruz. 25 dakika ders çalışıyoruz. Peşinden 5 dakika ara veriyoruz. Peki doğru ve ideal olan nedir? Doğru ve ideal olan arkadaşlar 4 Pomodoro deniyor. 4 pomodoro dediğimiz şu. 25 dakika ders çalışıyorsunuz. Ders çalıştıktan sonra 5 dakika ara veriyoruz. Sonra tekrar oturuyoruz. 25 dakika çalış, 5 dakika ara. 25 dakika çalış, 5 dakika, 25 dakika, 5 dakika. Toplam olarak 2 saat. Bu bizim ara sınıf öğrencilerine özellikle ve özellikle tavsiye ettiğimiz bir sistem. Biraz sonra bunu biraz daha detaylandıracağız. Fakat Pomodoro tekniğinde dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Nedir efendim? Bir, 5 dakika ara var değil mi? Bu 5 dakika arada kesinlikle telefon, bilgisayar, cep telefonu, PlayStation, PSP, tablet vesaire. Yani elektronik aletleri kapatacağız. Diyelim ki ben saat olarak telefonun saatini kullanacağım. Telefonun saatini kullanacaksınız. Telefonu uçuş moduna alacaksınız değerli arkadaşlar. Mümkünse, mümkünse veri paylaşımını kapatacaksınız. Mobil veridir, wireless'tir, tamamen kapatacaksınız. Telefonu sadece saatini kullanacaksınız. Timer yani geri sayıcı var. Onu kullanabilirsiniz. Ama daha basit bir yöntem var değerli arkadaşlar. Yine Google Play'de ya da App Store'da Pomodoro yazdığınızda Böyle bol miktarda programlar göreceksiniz. Programı indirdiğinizde ücretsiz programlar var. Bu programları indirdiğinizde size bu Pomodoro'yu nasıl kullanacaksınız orada zaten bir yön veriyor. 25 dakika çalışıyorsunuz, Pomodoro'yu başlattınız, 25 dakika sonra bir alarm çalıyor, burada ara veriyorsunuz. Sonra 5 dakika bir mola veriyor. Moladan sonra tekrar. 25 dakika başlıyor. Kaç pomodoro yazacağınızı yazabilirsiniz. 25 dakika, 5 dakika, 25 dakika, 5 dakika. 4 pomodorun altında tavsiye etmiyoruz. Bazı öğrenci arkadaşlarımız şunu söylüyor. Hocam bu çok fazla. Neyi fazla diyorum? 4 pomodoro. 2 saat mi çalışacağım? Ben de diyorum ki değerli arkadaşım, güzel öğrencim. Peki senin mesleğin ne? Öğrencilik. Senden Annenin, babanın, ülkemizin, insanlığın, öğretmenlerimizin istediği ne? Öğrencilik değil mi? Başka bir şey isteniyor mu? Hocam bana zaman kalmıyor. Bakın arkadaşım diyorum. İki saat düzenli her gün bir öğrenci ders çalışsa. Bak düzenli olarak. Ortaokula başla. Diyelim ilkokula çalışamadı. Ortaokulu birinci sınıftan itibaren başlasa. Lise 12. sınıfa geldiğinde kaç yıl eder arkadaşım? 8 yıl. Her gün düzenli 2 saat zaten biz de anlattığımız yöntemlerle ders çalışsan 12. sınıfa geldiğinde yoğun bir tempoyla yükleme yaparak ders çalışmana gerek kalacak mı? Kesinlikle kalmaz. Bir öğrenci her gün düzenli 2 saat ders çalışsın. Bir saat kitap okusun. O öğrenci hani bizim tabirimize elini kolunu sallayarak üniversite sınavında istediği başarıyı elde edebilir. Bu sadece benim değil, bu alanda çalışmalar yapan hangi uzmanla görüşürseniz görüşün aynı şeyi söyleyecektir değerli arkadaşlar. Evet, Pomodoro tekniğinde dediğimiz gibi 25 dakika çalıştık. Aralarda elektronik aletler yok. Bu dört temel esasa göre dayanıyor. Fakat bazı ayrıntılar var, onu paylaşacağım. Yine bilgisayarınıza indirebileceğiniz, telefonunuza indirebileceğiniz Pomodoro teknikleri var. Ayrıca Yine bilgisayarda YouTube kanallarında Pomodoro ile ilgili ders, Pomodoro Pomodoro'yla ders çalışma diye yazdığınızda belli Pomodoro seansları var. Nedir seans dediğimiz? Fonda bir müzik tamamen sizin öğrenmenizi kolaylaştıracak, dikkatinizi, algınızı kolaylaştıracak, beynin alfa frekansını artıracak müzikler var. O müziği açıyorsunuz ve 25 dakika başlıyor. 25 dakika sonra birinci Pomodoro bitti diye İkaz geliyor, YouTube'da bunu yapabilirsiniz. Ama sadece YouTube'da sekmeleri açtığınızda, bilgisayarı açtığınızda arkadaşlar sadece o Pomodoro kısmı kalsın. Diğerlerini asla açmayın çünkü orada öğrenciler takılıp kalabiliyor. 25 dakika sonra bir ara veriyor ve yine bir dinlendirici müzik ve tekrar başlıyor. Bunu kendi başınıza yapabilirsiniz. Bir, telefonun ya da alarmın 25 dakika 5 dakika şeklinde kurabilirsiniz. İki, yine... Google Play'den ya da App Store'dan Pomodoro ile ders çalışma diye programlar var. Onu indirebilirsiniz. Bir diğer yine YouTube'dan Pomodoro ile ilgili ders çalışma dediğinizde bunu göreceksiniz. Bu teknik güzel bir teknik. Tavsiye ettiğimiz bir teknik. Hatta ve hatta son dönemde sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik olarak e, siteler var. İnternet siteleri var, ders çalışma siteleri var, değişik yayınların, işte yayın gruplarının açmış olduğu siteler var. Orada da yine Pomodoro nasıl ders çalışacak buna yönelik olarak da bilgiler var bunları kullanabilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar Pomodoro'nun esası neydi? 5 dakika şey 25 dakika artı 5 dakika. Şimdi 25 dakika artı 5 dakika dedik ama burada arkadaşlar dünya üzerinde standart olarak hani standart diyemiyorum bunu ama genel olarak kabul edilen Pomodoro sayısı aslında 8'dir. Nasıl yani 8? Günlük 4-4,5 saat çalışma esasına dayanıyor. Nasıl ya? Burada arkadaşlar 4 pomodoro yapıyoruz. Yani 25 dakika artı 5 dakika 25, 5, 25, 5, 25. Dördüncü pomodorodan sonra 30 dakika bir ara veriyorsunuz. Bu 5 dakika aralarda kesinlikle dediğim gibi elektronik cihazları kullanmanızı önermiyoruz. Hocam ben duramam. Çok yoğunum. Mutlaka bakmam gerekiyor. Okuldan ya da arkadaşlardan gelen mesajlar var mutlaka mesajlara bakmam lazım diyorsanız burada birinci dört periyotu yaptınız. 30 dakika ara veriyoruz ya arkadaşlar. Bu 30 dakika ara verdiğimizde bunu yapabilirsiniz. Ama rica ediyorum yine. Oyun oynamayın. Elektron cihazlarda, telefonda oyun oynamayın. Çünkü oyuna başlayıp da o belirlediği saatte oyunu bırakan öğrenci sayısı yok denecek kadar az. Bazen karşılaşıyorum öğrenciler diyor ki hocam diyor ben diyor işte diyor 5 dakika oyunun başına geçiyorum 5 dakika sonra bırakıyorum gerçekten mi Evet diyor gerçekten hocam ya diyorum sen dünyada çok özel sayılı böyle e, özel bir insansın seni gibi insan yok başka Evet hocam falan diyor biraz muhabbet etmeye başlayınca şunu söylüyorum diyorum ki bak samim ol gerçekten 5 dakika oynayacağım ya da 30 dakika oynayacağım deyip bırakıyor musun? Ya hocam arada ipin ucu kaçıyor ha öyle mi? İsterseniz kaçıyor ya ben de yapıyorum falan diyorum. Biraz konuşmaya başlıyorum. Peki diyorum bunun sıklığı ne 10 üzerinden? Önce işte 1-2 derken bir bakıyor hocam ya 10 defa oluyorsa bu 10 defanın en kötü olasılıkla 5-6'sında zaman kaçıyor. O yüzden arkadaşım bunu frenlemek çok zordur. Biz de insanız. Bizim de böyle çeldiricilerimiz var. Mesaj olabiliyor, oyun olabiliyor. Oyun olmasa da başka ilgi alanlarımız var. İşte mesela şiirle ilgileniyorum, edebiyat ilgileniyorum. İşte ayrıca kişisel gelişim zaten yapmış olduğumuz çalışmalar, radyo programları, televizyon programları, televizyon programı hazırlığı ister istemez bir ara verdiğimde ne oldu? Zihnim bir anda alıp götürebiliyor. O yüzden rica ediyorum aralarda asla bu tuzağa katılmayın. şey kapılmayın. Niye söylüyorum? en çok karşılaştığımız sorunlardan biri bu. İlla mesaja bakacağım diyorsanız Birinci dördü yaptık. 30 dakika verdik. Burada bak. Sonra tekrar derse başlıyoruz. 25 artı 25 artı 25 artı 5 ve toplam 260 dakika. Yani 8 pomodoro ne oldu? Başlangıçta 4 pomodoro dedim. Şimdi 8'e çıktı. İdeali söylüyorum. 4,5 saat. Ne oldu arkadaşım? Bunu yaptık. Benim tavsiyem ara sınıftaki öğrenci arkadaşlarımız mutlaka ve mutlaka bunu yapsınlar. Fakat 8. sınıfa giden, 12. sınıfa giden, mezuna kalan, sınavlara hazırlanan bu KPSS olabilir, DGS olabilir bir sürü sınav çeşitlerimiz var biliyorsunuz. Bunlar ise ikinci sekizi yani dört buçuk saat yani 8 pomodoro artı sekiz pomodoro. Yani 16 pomodoro. Hocam 16 pomodoro çok değil mi? Arkadaşım başarı istiyorsan başarı senden net olarak bir şey ister. Neydi? Başarı bedel ister. Bedelini ödersen başarıya ulaşabilirsin. Bedel ödenmeden başarıya ulaşamazsın. Tabii ki yokuşu çıkarken biraz yorulacaksın. Yokuşu çıkarken terleyeceksin. Yokuşu çıkarken bacakların titreyecek, kaslar yorulacak... Nefes nefese kalacaksın. O yokuşu çıkıp zirveye gelince elini böyle açtığında oh, bütün yorgunlukların gidecektir. O yüzden <laughs> bizde diyoruz ki zirve yolculuğunda, başarı yolculuğunda o yokuş çıkarken yorulacaksın. O zirveye çıkınca işte o ben buyum. Bunu diyebilmelisin. O böyle yüksek bir dağın tepesine çıkıp Ellerini açtığınızda o rüzgarın temize değişini, aldığınız nefesin ciğerlerinize doluşunu, o dağ havasının muhteşemliğini. Aslında orada ne var? Zirveye ulaşmanın verdiği mutluluk var. Ve sizler de zirveye ulaşınca o mutluluğu yaşamak istiyorsanız biraz terleyeceksin. Terlemeden başarı olmaz arkadaşım. Mücadele olmadan başarı olmaz. Yorulacağız tabii ki. Şu anda biz sizlerle görüşüyoruz. Niye? Ben bu program için Ankara'dan Konya'ya geliyorum. Bir buçuk saatlik program için değiyor mu? İyi ki geliyorum. İyi ki BBN Türk TV var. İyi ki öğrenmek hayattır diyoruz. O yüzden arkadaşım bir sekiz pomodoro yapacaksın. Peşinden bir sekiz pomodoro daha yapmanızı tavsiye ediyoruz. Evet özetliyoruz. Pomodoro tekniğinin özelliği şu arkadaşlar. Amaç okuma verimini artırmak, çalışma verimini artırmak, okuma ve çalışma verimini artırmak için böl, parçala, yut mantığıyla gidiyor arkadaşlar. 8, 25 dakika ders çalış, 5 dakika ara ver, 25 dakika ders çalış, 5 dakika ara. Bu şekilde 4 periyot yapmanızı tavsiye ediyoruz her gün. Tavsiyemiz normalde 8 periyottur. Yani 8 pomodorodur. Sınavlara hazırlanan kişiler ise 16 pomodoroyu tavsiye ediyoruz. Dikkat edeceğimiz ana noktalar vardı. Ders aralarında ne yapıyoruz? Kesinlikle ve kesinlikle cihazlardan uzak duruyor. Bir. Aynı zamanda eğer derse başlamakta zorlanıyorsanız, bazen dikkatiniz dağılıyorsa, yine programlarımızda bu öğrenmek Hayattır programının diğer videolarını izleyebilirsiniz. Orada arkadaşlar sizlere teknik, taktik, yöntem, strateji ve metodolojiler sunduk. Onları kullanabilirsiniz. Biraz sonra bu teknikten sonra mesela masa başında uzun süreli oturduğunuzda omuzlarda ağrı, sırtta ağrı, vücutta gerginlik, baş ağrısı, işte böyle bir tembellik, bir uyuşukluk, uyku hali hissettiğinizde ne yapmamız gerekiyor? Masa başı çalışmalarında neler yapacağız? Vücudu nasıl gevşeteceğiz? Ona yönelik teknikleri, taktikleri vereceğim. Lütfen de izlemeye devam edin diyorum. Evet Pomodoro tekniğinin özelliğini söylediğimiz gibi değerli arkadaşlar. 25 dakika artı 5 dakika esasına göre bir çalışma sistematiği. Başlangıçta zorlanabilirsiniz ama şunu net olarak söyleyeyim. Şu ana kadar bu tekniği kullanıp da hocam çok işime yaramadı diyen öğrenci arkadaşlar karşılaşmadık. Çünkü bu bize ne sunuyor arkadaşlar? Bu bize bir çalışma sistematiği kazandırıyor. Diyelim senin dikkat süren 10 dakika ise 10 dakikada dikkatin dağılıyorsa bu ister istemez 25 dakika hedef koyduğun için 25 dakika otomatikman dikkat süren artmaya başlıyor. Ayrıca onun ruh hallerine girebilme, ben şimdi daha önce bahsetmiş olduğumuz etkin okuma basamakları, isuat teknikleri, duygu durumunu kontrol etme, yazıdaki yön kelimeleri, yardımcı yön kelimeleri, anahtar kelimeler, anahtar cümleler, anlam değiştiren ekler, duygu durumları ve o hallerini kontrol etmeli desteklediğinizde hani tabiri caizse o dersi anlamama imkanınız yok. Böyle bir ihtimal yok. Pardon. Böyle bir ihtimal kavram yok arkadaşlar. Evet Pomodoro tekniğini bu şekilde bahsettik. Değerli arkadaşlar bizim en çok zorlandığımız, yorulduğumuz noktalardan bir tanesi. Ders çalışırken, kitap okurken masa başında hocam Sürekli bir yorgunluk var. Mesela birkaç soru geldi bana. Onları paylaşacağım. Ondan sonra bu sorunun sizlerle uygulamalı olarak cevabını vereceğiz. Hocam sürekli üzerinde bir yorgunluk var. İşte derste oturuyorum biraz çalışınca vücudumda ağrılar oluyor. Ya da biraz çalışıyorum uzun süreli işte efendim belim ağrıyor. Hocam bugünlerde omuzlarım ağrımaya başladı. Bunu çok duyuyorum arkadaşlar. Ee, yine başka bir arkadaşımız masa başında oturuyorum ağrılarım artıyor. Ee, bunlar bol miktarda karşılaştığımız durumlar. Peki bizler şöyle ki arkadaşlar daha önce bunları bahsetmiştik. Ee, biraz daha detaylı bahsedeceğim. Ders çalışırken her şeyden önce nasıl oturduğunuz çok önemli. Bizler yani vücudumuz anatomik yapımız dik durmak üzere yaratılmıştır. Şu şekilde boynuzu eğdiğinizde bunu araştırabilirsiniz arkadaşlar. Bir insan boynu diyor 10 derece eğdiğinde 1-2 kilo vücuda bir yük biniyor. Yaklaşık 30 derece indiğinde 2-3 kilo. Bunu deneyebilirsiniz. Mesela dik durun. Sonra boynunuzu şu şekilde eğin. 30 derece eğin. Arkadaşlar 10 dakika sonra boynunuzda ve başınızda ciddi bir ağrı oluşmaya başlayacak. Sonra biraz daha eğdiğinizde artık 10-15 kilo kadar etki hissetmeye başlıyor. O yüzden diyoruz ki dik durun. İnsan dik durmak üzere yaratılmıştır. Peki kitap okurken ders çalışırken ne yapacağız? Sandalyemiz bu. <laughs> Sandalyemizi aldık. Otururken biz öğrenci arkadaşlarım ders çalışmasına bakıyoruz. Oturmuş. Bir kısmı aynen şöyle. Eline kitap almış, kaykılmış. Bir kısmı affedersiniz ayaklar aynen şu şekilde havada. Masanın üstünde. Oğlum orası masa mı? Ayak koyma yeri mi? Belli değil. Bir kısmı bu şekilde masada. Bir kısmına bakıyorum. Hatta son dönemde oyuncu koltukları ad altında. Öğrenciler koltuk var. Ma koltuğu bir yatırıyor bir bakıyor. Tam 180 derece yatmış. Hatta öğrencinin bizim öğrencilerle sürekli muhatap olduğumuz için öğrencinin tam tersi olmuş. Ayak yerde vücut baş havada olması gerekirken <laughs> asıl ee, kalçamızı koyan yerde baş, ayaklar havada. Ne yapıyorsun? Ebada dersiz diyormuş öğrencimiz. Ya da ders çalışıyor. Asla bunları tavsiye etmiyoruz. Başka? Ders çalışıyor öğrencimiz. Masaya oturmuş arkadaşım. Gayet güzel. Harikasın. Ders çalışıyorsun. Ne yapıyorsun? Yatmış. Ya da şu şekilde ders çalışanlar var. Ya gözüne yazık değil mi arkadaşım? Burada ne yaptın? Ya da yatmış bu şekilde. Mesela yine yatmış, kafa burada, ayaklar yine masa üzerinde. Bunları bol miktarda görüyoruz. Arkadaşlar, uzun lafın kısası. Otururken daima şuna dikkat edeceğiz. Şu bizim sandalyemizin oturma yerine baktığımızda kalça kısmımız ve kalça kısmımız sandalyeye geldiğimizde şu şekilde tam o sandalyenin yaslanma ve oturma yerimiyle birleşecek şekilde hani tabi ki oraya yaslayın deyin. Değdirin kalçanızı. Değdirdikten sonra dikleşin. Oturma bu. Vücut önde. Onun için biraz daha arkada boyun arkada ya da bel arkada tavsiye etmiyoruz. Bazıları da şöyle oturuyor. Tam kalça doğru ama vücut önde. Leylek gibi. Olmaz. Bu şekilde arkadaşlar kalça değdikten sonra dik olarak duracağız ve daima vücut dik duracak. Eğer ki eğilecekseniz, eğilirken ben yandan göstereyim kameranın net görmesi için. Eğilirken şu değil arkadaşlar. Bu yok. Asla. Eğilecekseniz vücut kalçadan eğilecek. Vücut dik. Yani eğilirken şu değil. Bu. Direkt kalçadan dik. Bu sizin fizyolojik olarak sağlığınız için de son derece önemli. Ailenizde ya da çevrenizde doktor, fizyoterapist, ortopedist varsa sorabilirsiniz. Şu şekilde eğildiğinizde omurgaya işkence ediyorsunuz. Lütfen dik durun. Omurilik ve omurga dik durma üzerine yaratılmıştır. Yapısı budur. Sen tutuyorsun. Omurga bu şekilde dururken ne yaptın? Vücudunu şu şekilde yamulttuğunda elini çevirmeye benzer. Bu çok daha tehlikelidir. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Dik duracağız ve ders çalışırken, kitap okurken masa başında dik durmaya alışın. Bak şu yok. Başınızı öne eğmek yok. Ne yapacağız? Yapacağımız şu. Eğer eğilecekseniz vücutla beraber eğilin. Dik durmaya alışkanlık hali getirin. Ve şunu rahatlıkla söylerim. Bel ağrılarınızın şiddetinde ciddi bir azalma göreceksiniz. Dik durmaya alışkanlık hale getirin. Eğer eğilecekseniz de başınızı Öne doğru eğerek çalışın Şimdi arkadaşlar Bundan sonra masa başında ders çalışırken Daha bitmedi Asıl konuya giriş yaptık Bel ağrısı, sırt ağrısı Bunları nasıl atlatacağız Bunlara nasıl çöner, çözüm öneri bulacağız Bu çözüm önerilerimizi bir ara vereceğiz Aradan sonra lütfen Ekranlardan ayrılmayın Bizi takip edin efendim Şimdi bir ara